Evet, bir bağlantımız olacak. Farklı bir konuya odaklanacağız. Çünkü aslında tüm dünyanın yaşadığı sorunlardan bir tanesi bu. Türkiye'de de yaşanıyor elbette. İngiltere'de yürütülen bir araştırmayı aktaralım. Obeziteye bağlı hastalıklar nedeniyle ölüm oranının sigaraya bağlı ölümleri geçtiği ortaya çıktı. Sigara kullanımı kaynaklı ölümler %23'ten %19,4'e düşerken obezite ve aşırı vücut yağına bağlı ölümler ise %18'den %23'e yükseldi. Türkiye'de de obezitenin arttığı ülkelerden biri. Bunu biliyoruz, biliyorsunuz. Siz de sürekli duyuyorsunuz bizlerden ve bu yönde yapılan haberlerden. Nasıl bir tehlike bizi bekliyor? İşte bunu konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Amerika Endokrin Kongresi Eş Başkanı Profesör Doktor Okan Bülent Yıldız bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Bilge Hanım. Araştırmanın detaylarına dair bir iki cümle izleyicilerimizle paylaştık. Katılır mısınız? Aşırı kilo sigaradan daha mı ölümcül? Maalesef öyle. Bu İngiltere ve İskoçya'da 200 bin kişinin sağlık verileriyle son 15 yıla bakılarak yapılmış. Ne yazık ki 2013'ten itibaren sigarayla toplumsal mücadelenin sonuç vermeye başladığını, dolayısıyla sigara ilişkili ölümlerin azaldığını ama buna karşılık aynı dönemden itibaren obezite ve vücutta yağ fazlalığına bağlı ölümlerin anlamlı şekilde arttığını biliyoruz. Bu hem İngiltere için böyle, hem dünyanın diğer ülkeleri ve hem de ülkemiz için böyle olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz bugün dünyada erken ölümlerin %70'ten fazlası kalp ve damar hastalıkları, şeker hastalığı ve kansere bağlı gelişiyor. Ne yazık ki obezite de bunların her üçü için en önemli risk faktörlerinden bir tanesi ve öyle ki obezitenizin ciddiyetine göre ve eşlik eden hastalıklarla birlikte ömrünüzden 5 ila 20 yıl kısaldığını bugün söyleyebiliyoruz. Ne yazık ki 2000'lerden sonra doğan çocukların obezite nedeniyle anne ve babalarından daha az yaşayacakları öngörülüyor eğer gerekli tedbirler alınmaz ise. Gerekli tedbirleri konuşmakta fayda var. Buna mutlaka değinmek gerek. Ama Türkiye'ye biraz daha odaklanacak olursak bu noktadan itibaren. Şimdi obezite kaynaklı ölümleri biz şimdilik ikinci sırada olarak biliyoruz. Bunu doğrular mısınız? Önlenebilir ölümler arasında sigaradan sonra geldiğini biliyoruz. Ama Türkiye'de önceki yıllara göre bir artış olduğu da gerçek. Obez bireylerin oranı %21 olarak ifade ediliyor. Ne dersiniz? Türkiye'de de birinci sıraya yükselme riski var mı? Özellikle de bu pandemi döneminde nasıl etkiledi? Çünkü hareketsiz bir yaşam da aynı zamanda karşılaştığımız bir durum ve kilo artışlarına da sebep olabildi. Bu iki durumda ortaya ne çıkar? Evet, aynen söylediğiniz gibi. Tabii ben obeziteyi genlerimiz ve metabolizmamızın anormal çevreye normal cevabı olarak tanımlıyorum. Hani 1975'lerden beri 3 katına çıkan bir sıklık var. Ve tabii genlerimiz değişmedi son 30-40 yılda ama çevremiz değişiyor. Bu anlamda Türkiye'de de bugün her 3 kişiden birinin fazla kilolu ve her 3 kişiden birinin obeziteyle mücadele etmekte olduğunu biliyoruz. Salgın bu anlamda bizi tüm dünya gibi çok olumsuz etkiledi. Bizim de bu konuda yaptığımız bir bilimsel çalışma var. Ve her iki taraftan, yani obezitesi olan bireylerde COVID ile ilgili problemleri daha ağır görüyoruz ama aynı zamanda salgının getirdiği beslenme ve hareket ve stres ve uykuyla ilgili problemlerinde obezite sıklığını arttırdığını görüyoruz. Dolayısıyla obezite yakın zamanda, aynen söylediğiniz gibi, sigara ile ilgili ölümleri Türkiye'de de geçecek gibi duruyor. Ama altını çizmek lazım. Bugün Türkiye'de 3 kişiden biri obezite ile mücadele ederken hala Türkiye'de 3 kişiden birinin de sigara içmekte olduğunu belirtelim. İkisinin de ayrı ayrı tehlikeleri var. Bunun altını elbette birlikte bir kez daha çizmekte fayda var. Mücadele ayrı ayrı alanlarda sürdürülüyor hiç şüphesiz. Ama şimdi çoğunluğumuza baktığımızda obeziteye yaklaşımımız biraz daha estetik açıdan gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında sadece estetik değil, hatta belki en son sırada sayılması gereken bir şey. Daha çok bütün sinir sistemimizi olumsuz etkileyebilen bir hastalıktan söz ediyoruz. Tam olarak bize ne tür zarar veriyor obezite hastalığı? Biraz buna dair detaylı bilgi verir misiniz? Tabii. Öncelikle aynen söylediğiniz gibi obezitenin algısı önemli. Obezite bizim için bir hastalık. Öyle ki kompleks, kronik, ilerleyici ve tekrarlayıcı bir hastalık. Dolayısıyla bu bir kozmetik problem değil. İkincisi,
obezite bireyin kendi hatalarından, yanlışlarından ya da irade eksikliğinden, kontrolsüzlüğünden ortaya çıkmıyor. Son derece kompleks bir durumdan bahsediyoruz. Öyle ki siz daha annenizin karnındayken annenizin gebelikte nasıl beslendiği, genetik olarak sizin ileride obez olup olmayacağınızı belirlerken doğum şeklinizin sezaryen olup olmaması, anne sütü alıp almamış olmanız, erken bebeklik döneminde çok antibiyotik kullanıp kullanmamak, bağırsaklarımızdaki mikroplar hepsi obezitenin gelişimini etkiliyor. Daha da önemlisi burada hani üç kelimeyi akılda tutmak lazım obezite dediğimizde: birey, çevre ve toplum. Dolayısıyla bireyin kendi seçimlerinin yanında çevreden maruz kaldıkları. Şimdi ben size büyük şehirlerde yaşamak ya da hava kirliliği ya da pasif içicilik, sigara dumanına maruz kalmak obeziteyi arttırıyor dediğimde biraz şaşırtıcı gelebilir. Hepimiz hani obezite için beslenme ve harekete odaklanıyoruz. Ama sorun bu ikisinden çok daha kompleks. Ve bu anlamda da sizin obeziteyle mücadele edebilmeniz, yani kilonuzu sağlıklı aralıkta tutabilmeniz için öncelikle tabii normal olup olmadığını bilmek lazım. Bu anlamda hani bir hesaplamalar yapıyoruz ama bu zor gelebilir. Hani bugün için ekran karşısında elimize bir mezura alıp göbek deliğimiz çevresinden belimizi ölçtüğümüzde kadınlar için 80 santimetre, erkekler için 94 santimetrenin üzerinin sağlık riski taşıdığını biliyoruz. Dolayısıyla bunun altındaysa korumaya çalışmamız lazım. Üzerindeyse indirmemiz lazım. Ama bunu yaparken çevrenin çok önemli etkisi var. Mesela bugün siz sabah yayına gelirken, stüdyoya gelirken bir muhtemelen plazaya geldiniz. Ve şehirde içine girdiğiniz binalarda, modern görünen yerleşim yerlerinde karşınıza ilk asansör çıktı. Ama merdiveni bulmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla insanlara tabii hareket et diyoruz. Ama tabii hareketi sağlayabilmek için yürünebilir alanların, kaldırımların, bisiklete binilebilir yerlerin, toplumsal anlamda belirlenen ulaşım politikalarının, şehirciliğin son derece önemi var. Dolayısıyla hani biz obeziteyi çözmek istiyorsak hem birey düzeyinde, hem çevresel, hem de toplum düzeyinde almamız gereken önlemler var. Sadece az yiyelim, çok hareket edelim şeklinde çözüm sağlamak mümkün değil. Ha, elimizde bizim ama hekimler olarak çok etkili tabii tedavi seçenekleri, ilaçlar olsun, cerrahi olsun, ileri aşamalarda bunlar var. Ama dünyada 2 milyardan fazla kişinin kilo fazlalığı olduğunu, 800 milyon kişinin obeziteyle mücadele ettiğini düşünürsek, herkes için tıbbi tedavi, ilaç, cerrahi bir çözüm değil, mutlaka önlem ve sağlıklı yaşam koşullarını sağlayabilmek lazım. Tüm dünyanın baş etmeye çalıştığı sorunlardan bir tanesi dedik obezite için. Farklı farklı ülkelerden gelen haberler de var. Az önce İngiltere'yi paylaştık ve Türkiye'yi konuşuyoruz. Şimdi bu haber kaynağının devamında İngiltere'den yapılan açıklamaya baktığımızda obeziteye karşı ulusal stratejiler geliştirilmesine yönelik bir çağrı yapılıyor. Aslında sizin de az önce ifade ettiğiniz şey bununla paralel nitelikte. Dolayısıyla Türkiye'deki şu anda bu konuya yaklaşım hem kişiler bazında az önce daha çok estetik açıdan yaklaşım, bir kozmetik sorunmuş gibi bir yanlış algıya sebep olduğundan bahsetmiştik ama topyekün bir mücadele çerçevesinde nasıl bir strateji var Türkiye'de ya da var mı? Var tabii, aslında hem devletin bu konuda hani sağlık otoritesinin çalışmaları var, hem sivil toplum örgütlerinin çalışmaları var, hem bilinçlendirme anlamında hem de politika geliştirme anlamında. Hani kağıt üzerinde planlarımızın dünyayla paralel şekilde iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir, uygulama ile ilgili henüz istediğimiz yere ulaşamıyoruz. İki, ölçme ve değerlendirme anlamında da sürdürülebilir ve bütün iştirak edenlerin işbirliği kapsamında politikalarımız yok. Aslında bugün toplumda siz hani mikrofonu sokakta yürüyen kişilere çevirseniz herkes size sağlıksız yaşamın ne olduğunu, hangi beslenmede, hangi gıdalarda kilo alımı riskinin fazla olduğunu ya da hareketsizliğin obeziteyi arttırdığını söyleyebilir. Dolayısıyla bilgi anlamında çok da bir eksiğimiz yok ama esas uygulamada problemimiz var. Burada da tabii sürdürülebilir politikalar belirlemek çok önemli ve ölçme, değerlendirme başarınızı ölçmek önemli. Hani bugün neredeyiz, bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nereye ulaşmak istiyoruz şeklinde. Burada da tabii herkesin katkısı çok önemli. Burada sağlık, gıda, tarım politikalarınız, ulaşım, şehircilik, toprak kullanımına kadar hepsini çok koordine bir planla
ilerletmek gerekiyor. Şimdi birçok noktada olduğu gibi hep uygulamadaki sıkıntılardan söz ediyoruz. Obezite için de geçerli olduğunu anlıyoruz buradan sizin sözlerinizden. Şimdi tabii çağımızın bir sıkıntısı da sağlıklı gıdaya erişim. Doğal olan gıdaya, doğala erişim. Bunu günümüzde koşullara uygun gerçekleştirmek çok güç. Yani doğal olan gıdaya erişim sıkıntısı var. Bu biraz imkanla da aslında ne yazık ki eşdeğer ölçüde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle sağlıksız besinler önümüzde duruyorken ne yazık ki pandemi gibi ulusal, uluslararası çapta bir salgınla mücadele ediyorken bununla tam olarak nasıl baş edeceğiz? Obezite tehlikesini nasıl önleyeceğiz? Şimdi her aşamada yapılması gerekenler var. Hani birey olarak ben size şimdi tabii koronavirüs bir mikrop ve bulaştırıcılığı var ve bu mikroba karşı hani solunum yolunu koruyorsunuz. Ben size aynı şekilde obezitenin de bulaşıcı olduğunu söylersem aynı düzeyde dikkat çekebilir. Yani sizin bugün vücut ağırlığınız ya da kilonuzun fazla olması aslında anneniz, babanız, arkadaşlarınız, hani iş arkadaşlarınız, sosyal çevrede etrafınızda bulunanlar ve hatta sosyal medyada iletişimde bulunduğunuz kişilerle ilişkili. Dolayısıyla hani bir kişinin tek başına bununla mücadele etmesi mümkün değil. Bunu her bir bireyin birlikte uyguluyor olması lazım. Yani evde aynı sofrada herkes sağlıklı yemek yemeye çalışırsa daha çocukluktan itibaren bu alışkanlık kazanılabiliyor. Aynı şekilde hani hareket edin demekle olmuyor. Hepimizin hareket ediyor olması lazım. Ve aslında günlük çok basit ana kuralları bilerek, bu arada hani altını yine çizeyim. Hani obezite için bir mucize diyet yok, bir mucize tedavi planı yok. Ama ana prensipler var. Bu anlamda neyi biliyoruz biz? Enerjiden yüksek, şeker ve yağ içeriği yüksek ve işlenmiş gıdalardan ve sizin söylediğiniz gibi aslında doğanın paketlediği dışında paketli gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor. Hani hareketimizi, günlük hareketi arttırmak için çok basit yapılacaklar var. O söylediğim ne kadar plaza gibi binalarda çalışıyor olsanız da merdiveni bulup her gün birkaç kat merdiven çıkmanız, arabayla geldiğinizde arabanızı iş yerine biraz uzak park etmeniz, ortak ofis kullanımında işte yazıcıdan çıktı alacakken ya da arkadaşlarınızla konuşacakken gidip oraya yapmanız, iş yerinde hani ben de uyguluyorum sonuçta ofiste telefon görüşmelerinizde mutlaka ayağa kalkarak, hareket ederek görüşme yapmanız toplamda günlük her gün size 300-400 kalori gibi bir avantaj sağlıyor. Ve bunu sürekli yaptığınızda artık bisiklete binmek gibi düşünün. Düşünmeden alınan kararlar oluyor. Aynı şekilde evde yemek yaparken ya da bir restorana gittiğinizde sağlıklı seçimleri doğal yolla düşünmeden yapabiliyorsanız başarılısınız. Yoksa diyetlerle, hani böyle şok diyetlerle, kısa süreli tedavilerle sonuç kısa sürede alır ama daha sonra kötüye gidersiniz. Buna biz yo-yo etkisi diyoruz ve birçok hastamız bize böyle geliyor. Dolayısıyla burada kritik nokta vücudumuzu anlayacağız. Vücudumuz bizden daha akıllı ve kilo almaya programlı. Vücudumuzla barışık ve uzun vadede sürdürebileceğimiz beslenme ve hareket alışkanlıklarını koruyacağız. Ama bu anlamda özellikle de pandemi zamanında yeterli uyku almaya dikkat edeceğiz ve stresimizi mümkün olduğunca yönetmeye, stresin vücudumuza zarar vermemesini sağlamaya çalışacağız. Şimdi yeterli uykudan söz ettiniz. Önemli bir nokta. Farklı mesailerde çalışan kesimler var. Örneğin gece çalışanlar var. Sabahın çok erken saatlerinde normal mesainin dışında çalışanlar var. Dolayısıyla böyle bu tür farklılıklara yönelik olarak özellikle obezite konusuna uzak durmak için neler yapılabilir? Çünkü gece atıştırmaları o mesai saati farkından da saatler biraz şaşabiliyor. Uyku saatleri sarkabiliyor. Nasıl bir düzen getirilebilir? Bunun için bir formül var mı? Evet, çok çok önemli bir nokta. Bir kere hani erişkinler için yeterli uykunun altını çizelim. 6 ila 7 saat kesintisiz gece uykusu. Yani 8 saatten fazla uyursanız da şişmanlığa doğru gidişi artıyor. 6 saatten az uyursak da. Vardiyalı çalışmalarda hani gece uykusuzluğu ve aynı zamanda bu hani uzun uçuş yapan ve uluslararası hani saat farkı değiştiren kişilerde bu problemler oluyor. Bu kişilerin normal vardiyaları dışında çalışmadıkları dönemde uyku düzenlerini iyi tutmaya gayret göstermeleri gerekiyor. Ve gece atıştırmaları derken de burada önemli nokta acıkınca yemek
vücut için zararlı değil. Ama duygusal yeme dediğimiz stres ilişkili yeme sizin fazladan kalori almanıza ve bu kalorinin özellikle de bel çevresinde, iç organlar etrafında stresle beraber birikmesine neden oluyor. Dolayısıyla beslenme alışkanlığını korumak lazım ve gece vardiyasında çalışıyorsak çalışmadığımız dönemde uyku düzenini, hareketimizi, beslenmemizi hep sağlıklı tarafta tutmaya çalışmak lazım. Ama uzun süre vardiya çalışması kesinlikle obezite için risk faktörü. Bu arada obezitesi olan bireylerin her 10 kişiden 8'inin de vardiyalı çalışmasa bile uyku problemleri yaşadığını altını çizin. Çağımızın hastalıklarından biri stres nedeniyle sanıyorum bu da en çok etken. Acıkınca yemekten söz ettiniz. Bu da kafada bir başka soruya sebep olabiliyor. Şimdi biz sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği olarak 3 öğün özelinden bahsediyoruz. Bazı uzmanlar bunu bölüp 6 öğün küçük atıştırmalar şeklinde tavsiye edebiliyor. Nedir bundaki standart olması gereken obeziteye de dikkat etmek açısından aynı zamanda? Acıkınca mı yemek doğru asıl olan yoksa öğünleri sabit standart hale getirmek mi? Şimdi tabii bütün dünyanın tartıştığı konulardan biri bu. Fakat herkes için doğru tek bir formül yok. Bu anlamda hani öğün sayısından ziyade öğünlerde tükettiğiniz gıdanın kalitesi önemli. Burada söylediğim hani enerjiden zengin, yağdan ve şekerden zengin beslenme zararlıyken protein ağırlıklı ve lifli gıdalarla beslenmek yararlı. Bu anlamda öğün sayısında hani üç ara öğünle gidebileceğiniz olabileceği gibi hani iki öğünle de bugün özellikle açlık sürenizi belli bir rakamda tutarak başarılı kilo verilebildiğini gösteren çalışmalar var. Dolayısıyla hani herkes için geçerli tek bir formül yok ama acıkınca yemek kritik ve yemek yemeyi duygusal olarak stresi baskılama amaçlı yapmamalı. Mesela salgın döneminde ekran başında geçen zaman çok arttı. Bu ekran başında geçen zaman aynı zamanda sağlıksız gıda tüketimini de refleks olarak arttırıyor. Acıkmasanız da el alışkanlığıyla zararlı gıdaları fazla tüketiyorsunuz, paketli gıdaları. Bunu yapmamak lazım. Dolayısıyla acıkınca yiyelim ama öğün sayımız kişiden kişiye değişebilir. Yalnız yatma vaktine yakın atıştırma yapmayalım. Ve akşam yemeğinden en az 3-4 saat sonrasına kadar, yatana kadar arada hani herhangi bir kalori içeriği olan gıda tüketiminden kaçınalım. Peki şimdi birçok hastalığın temelinde olduğu gibi obezitede de sanırım genetik yatkınlık önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi bu bir tarafta dursun. Çocuklarımız açısından durumu ele alacak olursak genetik yatkınlığı olsun ya da olmasın şu anda Türkiye'de çocukların obeziteyle ilgili durumu nedir? Bu oran Türkiye'de çocuklarda nedir? Bu anlamda çocuklara obeziteden uzaklaştırmak, doğru beslenme alışkanlığı oluşturmak için yapabileceğimiz temel ama çok basit uygulanabilir tavsiyeleriniz olur mu? Son olarak onu almak isterim. Tabii. Şimdi çocukluk obezitesi aynı erişkin obezitesi gibi artıyor. %10'ların üzerine çıkan rakamlardan bahsediyoruz. Ve biz bugün çocuklarda obezite ilişkili normalde erişkinlerde gördüğümüz hastalıklar, tip 2 şeker hastalığı gibi görmeye başladık. Dolayısıyla obeziteyi çok erken yaşlardan engellemek önemli. Burada bir ipucu anne ve babalara. Bizim dilimiz, tat alışkanlığımız daha 2-3 yaşına kadar gelişiyor. Dolayısıyla 2-3 yaşına kadar ne kadar karbonhidrat ağırlıklı beslenirseniz, ondan sonra 13-23-33 yaşlarında da karbonhidrata daha fazla eğiliminiz oluyor. Dolayısıyla çok erken yaşlardan sağlıklı beslenme sağlamak önemli. En başta söylediğim gibi anne sütü burada çok kritik. Bebeklerde antibiyotik kullanımının gereksiz yapılmaması kritik. Ve hareketi anne ve babanın rol modeli olarak çocuklarla birlikte yapıyor olması önemli. Tabii okullarda da düzenlemelerle birlikte sağlıksız gıda tüketiminin engellenmesi ve mesela bugün çocuklar ekran başında ders yapıyor. Önemsiz gibi gözüküyor ama beden eğitimi derslerinizi, hareketi ekran başında da korumanız lazım. Dolayısıyla çok küçük yaştan itibaren basit sağlıklı yaşam tedbirleriyle erişkin çağdaki obezite ve ilişkili hastalıkları önlemek mümkün. Anahtar formül galiba burada rol modeli olmak.
hem aktivite, fiziksel aktivite anlamında hem de doğru beslenme biçimi anlamında. Yani bir taraftan biz aktivite yapmayıp bir taraftan sağlıksız gıdalar yiyip ama çocuğumuza siz sen bunu yapma, aman işte spor yap, bu sağlıksız gıdayı yeme, tüketme demek çok mantıklı olmuyor herhalde. Siz de özellikle buna değindiniz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler.